nasılsınız? Ben sizlerle konuşuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Divan, Sayın Genel Başkan Yardımcımız, protokolün değerli üyeleri, Millet İttifakı Birleşik Partilerimizin değerli temsilcileri, siyasi katılımcılar, değerli basın mensupları, Emniyet Teşkilatımızın güzide temsilcileri, İyi Parti'ye gönül vermiş yol arkadaşları ve kıymetli katılımcılar. İyi Parti 3. olan kongresine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. (Gülüyor) 2017 yılında kurucu teşkilat başkanı olarak yola çıktığım günden il başkanlığı yaptığım 5 yıla yakın süre içerisinde büyük bir onur ve gururla taşıdığım bu mukaddes görevi sürdürme adına karşınıza İyi Parti 3. il başkan adayı olarak tekrar çıkmış bulunmaktayım. Beş yıl malumunuz gerek insan hayatında gerekse siyasi yaşamda oldukça uzun bir süre. Nitekim o gün yeni doğmuş olan kızım ve 2 yaşında olan çocuklarım bugün ilkokul öğrencisi oldular. Zaman hızla akıp gitti. Ve biz de çalışma arkadaşlarımızla beraber İyi Parti Düzce Teşkilatları'nı tıpkı çocuğumuzu büyütür gibi büyüterek bugünlere gittik. Büyük fedakarlıklar ile adeta yoktan var ederek Düzce siyasetinde söz sahibi yaptığımız bu güzide teşkilatımızın bugün geldiği durum, salonun bu muazzam şekli, bu büyük kalabalık ile bir arada düşündüğümüz zaman yaptığımızın ne kadar doğru iş olduğunu beni bir kez daha gururlandırarak ortaya koymaktadır. Duygularımı ifade etmekte gerçekten güçlük çekmekteyim. Ayaklarınıza sağlık. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sağ olun, var olun. Belirtmiş olduğum gibi çok mutluyum. Çünkü çok güzel işler başardım. Bir ekip olabilmeyi, önce ben değil biz diyebilmeyi, belde ve ilçe teşkilatları ile kadın, gençlik ve yönetim kurullarının mevcudiyetiyle de adeta bir takım olmayı başarabildik. Düzce'nin hızlı büyüyen partisi oldu. 500 önce olduğu gibi bugün de teşkilatımız bir bütün olarak hareket edebiliyor ise çalışma arkadaşlarımın benim de onları partimize aidiyet duydukları müddetçe gözümüz gibi korumamızdan geçmektedir. Evet, bizler birbirimizi partilerimizin doğrularına halel getirmediğimiz müddetçe gözümüz gibi korunduk. Bugünkü bu tabloda bu hassasiyetin eseridir. Bütün çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle tekrar sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün karşımıza birçok siyasi ritüelin, alışılagelmiş siyasi hesapların ve risk tanımlamalarının aksine tekrar il başkanı adayı olarak çıkmış bulunmaktayım. Adayım. Şahsım üzerinden hiçbir zaman hesap yapmayıp teşkilatımı bir adım daha ileriye taşıyabilmek ve çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke ve Düzce bırakabilmek için adayım. Adayım. Sistemin kirli yapısını teşkilatımın ve çalışma arkadaşlarımın üzerinde tahakküm kurmasına müsaade etmeyeceğim için adayım. Adayım. Temiz siyaset ilkesiyle çıktığımız bu yolda temiz siyaseti, ahlaklı duruşu ve ilkeli politikayı sürdürebilmek için adayım. Adayım, teşkilatımın ve partimin bana ihtiyacı olan, benim kariyerimden daha önemli olduğunu inandığım için partimin önünü açabilmek, yeni katılımlara ve isimlere yol verebilmek için, teşkilatımı verdiği kararları tüm hesapların üzerine koyduğum için, teşkilatımı ve partimi karmaşadan uzak tutup başarıya odaklayabilmek için adayım. Adayım, Genel Başkanım Meral Akşener'in "Yunus oğlum sana çok inanıyorum" dediği için, Sayın Koray Aydın'a "sen de çok iyi bir gelecek görüyorum" dediği için, Sayın Ümit Dikbayır'ın 5 yıl boyunca "sen çok iyi bir il başkanı yaptın" dediğin için, Cemalettin Yıldız Başkanım'ın "sen 5 yıl bizim boynumuzu hiç büktürmedin" dediği için, Taceddin Akman Başkanım'ın "sen makamından güç almayan ama makamına güç veren bir başkansın" dediği için, Birol Bodur Başkanım'ın "çok şükür biz artık bizim de her şartta güveneceğimiz, sırtını dayayabileceğimiz bir başkanımız var" diyebildiği için, Ender Çakar Başkanım'ın "sen partinin geleceği için önündeki fırsatları elinin tersiyle itebilen bir başkansın" dediği için, Hülya Arzu'nun, Nuran Sayman'ın, Aslı Öneşatiye ve Kadir Erdoğan'ın "iyi bir il başkanısın" dedikleri için,
Aslan Tüysüz Hanım'ın da başkanım biz sana çok güveniyoruz dediği için ve nihayetinde tüm çalışma arkadaşlarının her fırsatta vereceği her kararda yanında olduklarını bana defaten bildirdikleri ve bizatihi gösterdikleri ve benim de onların bu güvenini boşa çıkarmayacağımı bildikleri için adayım. Ülkem için, ekip arkadaşlarımla beraber daha iyisini yapabileceğimize, bu şehrin kaderini değiştirebileceğimize inandığım için adayım. Adayım, bugünü değil, yarını düşündüğüm, çalışma ekibimi, şahsi oy hesabımın önünde tuttuğum uzun vadeli planlama ve sağlam adımlarla teşkilatımı büyütmek ve kalıcı başarılara imza atmak için adayım. Ben değil, biz demeyi siyasetin ana konusu yapıp, zaman zaman canım acısa da, verdiğim kararlarda teşkilatım ile birlikte hareket etmeyi kendime şiar edindiğim için adayım. Takdir sizlerindir. Kıymetli parti mensuplarımın ve delegelerimizindir. Ama şu iyi bilinmedir ki bugün ne benim ne de İYİ Parti Düzce teşkilatı için bir vazgeçiş veya bir sonun başlangıcı değildir. Ben ve teşkilatım doğru bildiği yoldan dönmeyiz ve asla vazgeçmeyiz. Bunu Düzce konvoyu çok iyi bilmektedir. Kısa vadede hep birlikte vereceğimiz zamanında ve doğru kararlar ile partimizi daha ileri noktaya taşıyacağımıza olan inancımın tam olduğunun bilinmesini isterim. Yani hiçbir şeyden vazgeçmiş değil. Hiçbir şeyden de teşkilat olarak vazgeçmiş değiliz. Hedefimiz sabittir, değişmemiştir, şahsım ve teşkilatım adına da değişmeyecektir. Siyasi manada nerede bir seçim var ise memlekete ve millete hizmet yolunda, hizmet etme yolunda İYİ Parti Düzce Teşkilatı'da Yunus Özay Er'de ihtiyaç olması durumunda olması gereken yerde olacaktır. Lütfen müsteri olunuz. Siyaset sabır ve hazım meselesidir. Siyaset doğru zamanda doğru adımlar atabildiğinizde ve planınızı doğru yapabildiğinizde sizi başarıya taşıyacak bir yapıdır. Ben de bu gerçeklerle hareket etme gayret içerisinde olarak buradan tüm basın mensuplarına ve Düzce kamuoyuna şunu açıkça belirtmek isterim ki doğru bir planlama ile ve çok çalışarak Düzce siyasetinde yakaladığımız başarıyı bir adım ileriye taşıma noktasında çok kararlıyım. Ekip arkadaşlarım da çok kararlıdır. Bir sonraki dönem Düzce siyasetinde İYİ Parti dönemi olacak. Önümüzdeki genel seçimlerde Düzce Millet İttifakı'nın ve İYİ Parti'nin başarısını konuşacaktır. Bana hep güvendiniz ve lütfen güvenmeye devam edin. Başaracağız çünkü biz demeyi becerebilen insanlar. Bu vesileyle teşkilat başkanlığım dönemimce bana sabır gösteren ve desteğini hiç esirgemeyen diğer eşim ve ailem başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma, attığımız her adımda gücün üzerimizde hissettiğimiz ve doğruların her daim yanında olan Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'e ve parti yöneticilerime şükranlarımı sunuyorum. Ve en önemlisi, teşkilatına bağlı olduğu müddetçe gözüm gibi koruduğum tüm teşkilat mensuplarıma güvenleri ve destekleri için sonsuz teşekkür ediyorum.